Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu PageLoad isimli bir yedekleme servisi. Bu yedekleme servisinin Yandex, Disk ya da Bulutmail.ru kadar iyi olduğunu fark ettiğim ve kendim de kullanmaya başladığım için sizin de bu uygulamadan haberdar olmanızı istedim. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Bu videomuzda PageLoad isimli bir yedekleme servisini inceliyor olacağız. Hadi videomuza geçelim. Uygulama ilk açılışta bizi böyle bir sayfayla karşılıyor. Uygulamayı kullanabilmek için hesap açmanız, kaydolmanız gerekiyor. Ama illa sıfırdan bir hesap açmanıza gerek yok. Google hesabınızla veya başka mevcut hesaplarınızla kaydolabilirsiniz. İsterseniz sıfırdan da hesap oluşturabilirsiniz. Yani, tamamen tercihinize kalmış ama illa sıfırdan hesap oluşturmanıza gerek yok. Şimdi uygulamayı açtık ve böyle bir sayfa bizi karşıladı. Gezinme çekmecesi menüsüne bir bakalım şimdi. Gezinme çekmecesi menüsünün en üstünde hızlı erişim tuşları var. Bu tuşları kullanarak belgelerimize, ses dosyalarımıza, video dosyalarımıza ve galeride, yani yedekleme servisinin galerisinde depoladığımız fotoğraflara ve videolara hızlıca erişebiliyoruz. Ana ekran dediği şey demin bizi karşılayan sayfanın ta kendisi. Buraya basarsak yine bu ana ekran sayfasına dönmüş olacağız. Dosyalar, kripto klasörü. Burası dosyalarınızı şifrelemek için kullanabileceğiniz bir alan ama burası maalesef ücretli ve depolama alanı satın almadan, bir depolama planına üye olmadan bu alanı kullanamıyorsunuz. Çevrim dışı dosyalar bölümü pek çok yedekleme servisinde bulunan bir alan ve yine de hani hepinizin biliyor olmasına rağmen açıklamakta fayda var. Buraya yedeklemiş olduğunuz dosyaları bu çevrim dışı dosyalar bölümüne ekleyerek internetinizin olmadığı zamanlarda da bu dosyalarınıza erişebilirsiniz. Paylaşılan klasörler, burası da sizinle paylaşılan, sizinle bu uygulama üzerinden paylaşılan klasörlerin veya sizin bu uygulama üzerinden diğer bu uygulamayı kullanan şahıslarla paylaştığınız klasörlerin görüntüleneceği alan. Yani siz bu uygulamayı kullanarak gene bu uygulamayı kullanan birine klasörünüzü paylaştığınızda ve dosyalarınızı paylaştığınızda karşıdaki kişi kendi uygulamasının paylaşılan klasörler bölümünden bu sizin paylaşmış olduğunuz dosyaları görecektir. Aynı şekilde karşıdaki kişi de kendi uygulaması üzerinden sizinle bu uygulamayı kullanarak klasör paylaştığında siz de kendi uygulamanızın paylaşılan klasörler bölümünden karşı tarafın sizinle paylaştığı klasörleri görebileceksiniz. Bu da deminki paylaşılan klasörler özelliğiyle aynı. Siz biriyle bu uygulama üzerinden bağlantı paylaştığınızda, bu uygulamayı kullanan bir kişi olması lazım, bağlantıyı o kişi kendi uygulaması üzerindeki paylaşılan bağlantılar bölümüne tıklayarak görebilir. Veya karşınızdaki kişi sizinle bu uygulamayı kendi dosyasının bir bağlantısını, bu uygulamayı kullanarak kendi dosyasının bir bağlantısını paylaştığında siz de kendi uygulamanız üzerindeki paylaşılan bağlantılar bölümünden karşı tarafın sizinle paylaşmış olduğu bağlantıları görebilirsiniz. Dosya istekleri diye bir alan var. Burası Google Drive'e benziyor. Biraz Google Drive gibi.
Şöyle ki, örneğin birisi Google Drive'e bir dosyasını yedeklemiş ve gerek YouTube videolarının altına, gerekse başka Telegram grupları, WhatsApp grupları gibi mecralarda yedeklemiş olduğu dosyasının bağlantısını paylaşıyor diyelim. Siz de bu bağlantının üzerine tıkladığınızda erişim reddedildi gibi bir bildirim gösterip sizin bu dosyaya erişmek için erişim izni istemenizin gerekli olduğunu söyleyen bir bildirim gösteriyor. Ve erişim iste düğmesine bastığınızda karşı taraf sizin dosyaya erişmenize izin verirse o dosyayı görebiliyor ve indirebiliyorsunuz. Eğer erişim izni vermediyse dosyayı göremiyor ya da indiremiyorsunuz. Burası da onun aynısı. Yani siz bir dosyanızı paylaştınız diyelim bağlantı olarak ve erişim istemesi için hani bu ayarları yapılandırdınız diyelim. Karşı taraftaki kişi sizin dosyanıza erişmek istediğinde size bir bildirim geliyor bu uygulama üzerinden. O dosyanın erişimine izin verirseniz o kişi dosyanızı görebiliyor. İzin vermediğiniz takdirde karşıdaki kişi dosyanızı göremiyor. Aynı şekilde o bir dosya paylaşırsa ve siz de bu dosyanın bağlantısına tıkladığınızda erişim iste gibi bir şey görürseniz ve erişim isteme düğmesine basarsanız karşınızdaki kişi izin verirse onun dosyasını görebiliyorsunuz, izin vermezse göremiyorsunuz. Bu erişim iste kısmı da böyle bir alan. Bildirimler diye bir alan var. Burada bu uygulamayı ilgilendiren, bu uygulamayla alakalı bütün bildirimleri görebiliyorsunuz. İşte dosya yüklerken gösterilen bildirimler, dosya paylaşılırken, yani sizinle dosya paylaşılırken gösterilen bildirimler veya siz biriyle dosya paylaşırken gösterilen bildirimler gibi bu uygulamayı ilgilendiren bütün bildirimleri buradan görebilir ve yönetebiliyorsunuz. Çöp kutusu, burası şöyle bir alan, çoğu yedekleme servisinde de var. Burada, yani bu uygulamaya yüklediğiniz bir dosyayı sildiğinizde dosya tamamen silinmeden önce buraya geliyor. Dosyayı tamamen silmek için bu alana tıklıyorsunuz. Sonra çöp kutusu açıldığında çöp kutusunun sağ üst köşesindeki düğmeye basıyorsunuz. Buradan hepsini sil diye bir düğme çıkacak. Ona basıyorsunuz ve silme onayına izin verdiğinizde dosyanız çöp kutusundan da silinmiş oluyor. Böylece o dosyadan kalıcı şekilde kurtulmuş oluyorsunuz. Çöp kutusu böyle bir şey. Ayarlar diye bir alan var ama burayı incelemeyeceğim. Çünkü burası çoğu yedekleme servisinin ayarlarıyla kısmen aynı. Küçük değişiklikler var ama bunlar çok önemli, çok göze çarpan şeyler değiller. Birçok yedekleme servisinin ayarlar menüsüyle aynı. Burasının da ayarlar menüsü. Bu yüzden burayı incelemeyeceğim. Devam edelim. Bu en alttaki bildirim de sizden depolama alanı satın almanızı istiyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mecbur değilsiniz tabii depolama alanı almaya ama eğer size verilen 10.0 GB'lık yani 10 GB'lık depolama alanı sizin için yeterli gelmiyorsa buradaki bildirime tıklayarak ister kilitli bir alan var. 4 GB'da kilitli alanımız oluyor. İster o 4 GB'lık alanın kilidini belirli yöntemler kullanarak açabiliyoruz ve depolama alanımızı 14 GB'a çıkarabiliyoruz. İstersek de başka depolama planları 1 TB'a kadar olan depolama planları satın alabiliyor veya depolama planlarına abone olabiliyoruz. Burası onun için kullanılıyor. Devam edelim. Şimdi dosyalar bölümüne geçelim. Burada benim dosyalarım var. Şimdi burayı teker teker gezinelim. Buradaki arama çubuğunu kullanarak
dosyalarınızın arasında arama yapabilir. Bulmanız gereken dosyayı hızlıca bulabilirsiniz. Dosyalarınızın arasında arama yapmayı sağlar burası. Hesap düğmesi var. Buraya bastığımızda profilimizi ve ne kadar depolama alanımızın kaldığını görebiliyoruz. Basalım buraya. Ve burada neler var? İnceleyelim. Ben Google hesabımla kaydolmuştum. O yüzden benim buradaki Gmail adresimi gösteriyor. Başlangıç için 10.0 GB alan verdiğini söylüyor. Bakalım devam edelim. Benim ilerleme çubuğum %20'ye çıkmış. Ben bu uygulamanın bana verdiği depolama alanından 2,03 GB'lık alan kullanmışım. Bakalım devam edelim. 3,97 GB'lık kullanılabilir alanım var. 4 GB'lık alanım var. Kilidini açabileceğim. Demin de bahsettiğim gibi. Sadece buranın kilidini açarsak 10 GB'lık alanı 16 GB'a çıkarabiliyoruz. İşte buradaki düğmeye basarak kilitli olan 4 GB'lık alanımızın kilidini açabiliyoruz. Yükselt düğmesine basarsak da buradan başka depolama planları satın alabilir ya da depolama planlarına abone olabiliriz. Burada şifreyi değiştir diye bir seçenek var. Bu yedekleme servisini kullanmaya başkalarını davet edebilirsiniz. Buraya bastığınız zaman bu uygulamanın Play Store linki karşınıza çıkıyor ve bu linki arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Böylece arkadaşlarınızı da bu uygulamaya davet etmiş oluyorsunuz. Bildirimleri yönet. Deminki gezinme çekmecesi menüsünde olan bildirim. Bildirimleri yönet dediği alan, deminki gezinme çekmecesi menüsünde olan bildirimler. Buradan uygulama bildirimlerini yönetebiliyoruz. Çıkış yap düğmesine basarsak da hesabımızdan çıkış yapıyoruz ve tekrar bu uygulamayı başlattığımızda bizden oturum açmamızı veya kaydolmamızı istiyor. Çıkalım şöyle. Güncelle düğmesine bastığımızda ne oluyor bakalım. Güncelle düğmesine basmak da yine aynı şekilde depolama alanı satın almamızı sağlıyor. Bu aşağıdaki düğmeye basarak dosyayı yedeklemeye başlayabiliyoruz. Buraya dosya ekliyoruz bu aşağıdaki düğmeye basarak. Yeni klasör oluşturabilir, yeni fotoğraf çekebilir ya da telefonumuzun dosya yöneticisinden yeni bir dosyayı buraya ekleyebiliriz. Bu uygulamanın en sevdiğim özelliği kendi dahili müzik çaları, dahili fotoğraf görüntüleyicisi ve dahili video oynatıcısının olması. Ben Koofr isimli yani KOOFR diye bir uygulama yedekleme servisi de kullandım. O yedekleme servisi de çok güzeldi ancak onun bir dezavantajı vardı. O da şudur. Koofr uygulamasının dahili medya oynatıcısı ya da fotoğraf görüntüleyicisi yok. Bu yüzden dosyalarınızı indirmeden yedekleme servisinin içinde görüntüleyemiyorsunuz. Ama bu uygulamanın Yandex Disk gibi ya da Bulutmail.ru gibi kendi dahili medya oynatıcısı ve dahili fotoğraf görüntüleyicisi var. Böylelikle dosyalarınızı illa indirmenize gerek kalmadan
Bu uygulamanın içinden görüntüleyebilirsiniz, fotoğraflarınıza bakabilir, videolarınızı oynatabilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ben aslında uygulamanın size müzik çalar özelliğini de göstermek isterdim ama benim müziklerimde böyle hep telif hakkı sorunu olacak parçalar, hani oynattığım zaman telif hakkı sorunu olabilir. Aslında bunun için bir ön hazırlık yapsaydım, yani buraya daha sonra silmek üzere geçici bir süre için telifsiz bir müzik yükleseydim, olurdu, size buranın müzik çalar özelliğini de gösterebilirdim ama maalesef böyle bir hazırlık yapmadım. O yüzden müzik çalar özelliğini gösteremeyeceğim. Devam edelim. Bu isimsiz olan onay kutusu dosyaların görünümünü değiştirir. Burayı işaretlerseniz dosyalarınız ızgara görünümünde olacaktır. Yani tablo gibi olacaktır. İşaretini kaldırırsanız liste olarak görünecektir. Burada sıralama türü var. Dosyayı ada göre, tarihe göre sıralamak. Burası da yine bu aşağı simgesi dediği de yine sıralama düzeniyle alakalı bir özellik. Uygulama bu şekildeydi arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Ayrıca bu uygulamanın şöyle bir kötü yanı var. Siz bu uygulamayla bir bağlantı paylaştığınızda, bağlantıyı bu uygulama üzerinden değil de başka sosyal medya mecraları üzerinden paylaştığınızda, bağlantıyı alan kişiler bağlantıyı görüntülemek üzere bağlantının üstüne tıklayınca ne Google Chrome'da ne de başka bir internet tarayıcısında bu uygulamanın bağlantıları doğru şekilde görüntülenmiyor, açılmıyor. En azından ben denediğimde olmuyordu. Bu uygulamadan paylaşılan bağlantıları ve dosyaları görmek için alıcı tarafında, yani karşı tarafında, sizin dosya gönderdiğiniz kişinin de bu uygulamayı kullanıyor olması ve sizin de dosyalarınızı ve bağlantılarınızı o kişiye bu uygulama üzerinden göndermeniz lazım. Bu uygulamanın içindeki bağlantılar ne Google Chrome'la ne de başka bir internet tarayıcısıyla görüntülenmiyor. Aklınızda takılan herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Büyük bir keyifle cevap vereceğimden adınız gibi emin olabilirsiniz.